Herkese merhaba. Bugün bir hastamıza, 65 yaşında bir hastamıza minimal invaziv koroner bypass ameliyatı yapacağız. İşte bu ameliyatta aslında normalde göğüsten açtığımız kalp ameliyatını gerçekleştirdiğimiz durum birazcık daha farklı. Meme altından küçük bir kesiden kalbin olduğu bölgeye girerek gerçekleştiriyor olacağız. Tabii bu hastada eş zamanlı şah damarı ameliyatı yapmamız gerekiyor. Sol tarafında çok ciddi bir darlık tespit ettik beyne giden damarında. Tabii küçük bir delikten yaptığımız için ameliyatı mutlaka bölgenin ışıklandırması gerekiyor. Dolayısıyla ameliyat lambaları yeterli değil. Bizim optiklerimizin baktığı yeri aydınlatan bir ışık kullanmamız gerekiyor. O yüzden gözlüğümüze takıyoruz ışığımızı. Kafa lambaları da kullanılabilir burada. Baktığım noktayı aydınlattığımı görüyorum. Gayet güzel. Evet, hastamıza bypass işlemi gerçekleştireceğiz. Tabii bypass işlemi öncesinde şah damarındaki darlığı önce tedavi ettik ve bypass'ta kullanacağımız, yani kalbin dışından ekleyeceğimiz damarların hazırlığı yapıldı. Bir damar bacağından, bir damar kolundan alındı. 3 damar bypass yapılacak. Dolayısıyla bir tanesinde birazdan göğüse girdikten sonra burada tam iman tahtası dediğimiz göğüs kemiğinin her iki yanında seyreden ama biz bu tarafında, yani kalp tarafındaki meme damarını çıkartıyor olacağız. Dolayısıyla 3 damar, 3 yedek damarı hazırlamış olacağız ve bu sayede bypassları da gerçekleştirmiş olacağız. Ancak bu hastalarda tabii kalp akciğer makinesine normalde göğüs açıkken giriyoruz ama bu hastalarda, yani minimal invaziv cerrahi yaptığımız durumlarda ise kasıktan pompaya girme durumumuz söz konusu. Ve başlayabiliriz. Kalbe denk gelmemiz gerekiyor. Böyle çok büyük bir kesiden kalbi görmek çok kolay ama küçük bir kesiden kalbe ulaşabilmek için doğru yerden açmamız lazım. Bunun için de 4. kaburga aralığı dediğimiz bölgeden başlıyoruz cerrahiye. 4 memenin tamamı 6. Evet, bisturi boyutu yaklaşık 7'si 7 santim olarak görüyorsunuz bu şekilde. Evet, koteri alalım. Küçük bir kesiden girip içeride gerekli açıklığı sağlayabilmek için cilt altındaki boşluğu oluşturmamız gerekiyor. Kas tabakasına ulaştıktan sonra cerrahi kozmetiği de sağlayabiliyor olmak için kası kendi lif çizgisine doğru burada açıyoruz. Göğüs ön duvarını örten kasın altına girdik doğru bir insizyonla. Şimdi kaburgalarımızı görüyoruz. Bakın bu 5. kaburga. 5 ile 4'ün arasından ondan sonra giriş gerçekleşiyor olacağız. Evet, burası kaburga. Şimdi kaburgaların hemen altında damar ve sinir paketi gider. Üst sınırları boştur. Dolayısıyla kaburga arasına gireceğimiz zaman mutlaka ya ortadan ya da kemiği sıyırarak açmamız gerekiyor. Ben kemiği sıyırarak açmayı tercih ediyorum. Kaburga arasındaki kaslardan sonra hemen akciğer gelir. Akciğer tabii üzeri bir zarla kaplı. Zarla kaplı olmasının sebebi bir basınç mekanizması oluşturabilsin. İçinde rahat havalanabilsin diye bir kapalı bir basınçlı kap edasında çalışıyor. O zarın içerisine gireceğiz. Oraya girebilmek ve akciğere hasar vermemek için anesteziden rica ediyoruz. Burada artık hastanın sol akciğerini kapatıyorlar. Göğüs boşluğunu tam açmadan önce yatay eksende meme damarını kesmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla onu bulduğumuz yer itibariyle bağlayıp artık onu çıkartmak için bütün aletlerimizi içeriye yerleştirebiliriz. Boylu boyunca hizasında giderek indirmeye gayret ediyoruz. Onun için özel bir ekartör kullanıyoruz. Öncelikle toplar damar kanülü yerleştiriliyor. Bu koymuş olduğumuz damarların büyüklükleri, yani plastik boruların büyüklükleri hastanın kilosuna, boyuna, yani vücut boy yüzey alanına göre
değişiyor. Önemli olan kalbi iyi boşaltabilmek olduğu için kalbe asıl gelen ana toplar damardaki kanı almanız lazım. Fakat toplar damar iki sistemden geliyor. Bir beyin tarafından geliyor ve üst kollardan geliyor. Diğeri de karın organları ve bacaklardan geliyor. Her iki gelen ana toplar damar kalpte buluşuyor. İşte o buluştukları noktaya kadar bunu mutlaka ilerletmemiz gerekiyor. Bu sebeple yerini doğru bir şekilde ayarlayabilmek için hastanın yemek borusundan kalbine adeta ultrason yapıyoruz. Acaba bu kanülümüz doğru yere kadar ilerletildi mi? Amacımız hem üst taraftan geleni hem alt taraftan gelen kanın tamamını alabilmek. Dolayısıyla yerini doğru ayarlayacağız. Atar damarlar hassas dokular, dolayısıyla çatlamaması için giriş yerini doğru bir şekilde genişletiliyor. Sistemde hava kalmaması gerekiyor. Bu sebeple hatlar bağlanırken hem cihazdan serum hem de vücuttan kan gelecek ve karşılıklı bakılacak. Dolayısıyla herhangi bir hava zerresi kalmaması gerekiyor. Burada olduğu gibi. Şimdi hasta tarafındaki tarafa tekrar klemp koyuyoruz. Çünkü bu tarafta hava kabarcığı kalmadı. Şimdi olan kabarcıklar burada. Parmağımın ucunda görüyorsunuz. Bir klemp daha alabilirim. Bu taraftan aldık. Herhangi bir kabarcık görmüyoruz. Sistem gidip gelebilir. Bir kontrol yapalım. Akışımız gayet iyi, herhangi bir direncimiz yok. Süper, duralım. Kalp zarının üzerinde yerleşen yağ doku her hastada farklılık gösterebiliyor büyüklük olarak. Ondan sonra dolayısıyla bu yağ dokunun çıkartılması gerekiyor. Minimal invaziv kalp cerrahisinde görüntü en önemli şey. Dolayısıyla görüntünüzü engelleyebilecek herhangi bir doku sizin önünüzde olmaması gerekiyor. Dolayısıyla kalbin üzerini temizledikten sonra bu yağ doku çıkartılmış oluyor. Evet, kalbin bir damar bypass işlemi tamamlandı. Kalbin sağ damarına bypassımızı yaptık. Şimdi arka duvara yapacağız. Tabii ki küçücük bir delikten adeta büyük bir boşluk içerisinde duran kalbin 360 derece etrafına dönebilmek için özel manipülasyon yöntemlerimiz var. Dolayısıyla burada bir teypler, yani kalbi asmak için kullandığımız bu malzemeler var. Bir de gazlı bez ile birlikte kullanmış olduğumuz özel klemplerimiz var. Şimdi bunlar aracılığıyla kalbin arkasına teyplerimizin yerini değiştiriyorum. Önceden programlı yerlerine bu teyplerimizi ulaştırıyoruz. Bypass işlemini gerçekleştirebilmek için burada atar damarın olduğu yeri tespit ediyoruz. Atar damarın üzerindeki zar dokuyu açmamız lazım. Damarın üzerindeki dokuyu açıyoruz. Damarın üzerindeki dokuyu açtığımızda görüyor musunuz? Burada damarın içerisinde hemen bir plak gördük. Bu sefer daha küçük ve ince bir bıçak yardımıyla, bunlara iris neşter, yani göz neşteri deniyor. Damarın içine girdiğimizden eminiz. Üfleyeceğiz ve masayı bana doğru çevireceğiz lütfen. Kapalı ortamda bypass işlemi gerçekleştirdiğimiz için damarın içeride dönüp dönmediğini anlamamız gerekiyor bağladığımızda. Bu sebeple damarın üstünde özel alkol ihtiva etmeyen bir metilen mavisi kullanıyoruz. Tabii bu damar da atar damar olduğu için etrafında zar dokusu var. O yüzden öncelikle zar dokusunun açılması gerekiyor. Kalbin arkasındaki atar damarın bağlantısı tamamlandı. Şimdi
o damarı oraya dikmemizi sağlayan dikişi düğümlüyoruz. Tabii çok ince iplikler kullanıldığı için kamera her zaman bunu yakalayamayabilir. O yüzden biz de büyüteçli gözlükler kullanıyoruz. Sanki buradan kan gidiyormuş gibi, yani ameliyat sonrası normal dolaşımdaymış gibi bir şekilde kan enjeksiyonu yapmamız lazım. Evet, kalbin önünden inen damardayız. Bu damar oldukça kritik bir damar hayati açıdan. Dolayısıyla buraya memeden aldığımız damarı bypasslayacağız. Fakat açıp baktık ve gerçekten bypass yapılacak çok ciddi bir sağlıklı alan yok burada. Burada damar ne kadar tıkalı bundan çok emin olamadığımız için bir defa distale bir akım, yani daha uç kısma bir akım var mı? Bunu 1,5 milimetrelik özel bir probla bakıyoruz. Bu 1 milimetre. 1 milimetre gayet rahat bir şekilde geçti. Bir boy büyüğünü rica edeceğim. Evet, bu da 1,5. Bakın ucu birazcık daha kalın. Bunu da ters çeviriyoruz şimdi. Bu şekilde. Ve bu da eğer geçiyorsa ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Bypass işlemi tamamlandı. Şimdi artık iki tane damarımız var. Onlar aortaya bağlanacak. Dolayısıyla kanı alacakları bir yerde olacak bu damarların. Bir defa bu, o işlem ayrı ama ancak kalbin üzerine müdahalemiz bittiği için artık kalbi çalıştırmaya sıra geldi. O yüzden önce soğuttuğumuz kalbi ısıtacak bir kalp koruyucu solüsyon veriyoruz. Kanla yapıyoruz aslında bunu. Sonrasında buradan koymuş olduğumuz klempi kaldıracağız ve vücut dolaşımına tekrar kalp devrede olacak. Kalpte emme basma tulumba, eğer elektriksel aktivitesi yerindeyse kendisine gelen kanı pompalamak üzere kasılacak ve çalışmış olacak. Evet, hazır mıyız? Evet, sıcak kardiyopleji geliyor. Ben çekiyor. Ben çeksin hızlı, ben çekiyor. Kendi bazal elektrik ritmi geldi. Birazdan gücü de yerine geliyor olacak. Aşağı yukarı düz ama belli bir dalga var. Dolayısıyla aşağı yukarı çalışacağını hissettiriyor. Ama bu tarafa bakıyorsunuz eş zamanlı. Burada herhangi bir şekilde kalpte hareket olmadığını görüyorsunuz. Hafif hafif kasılıyor. Bir kasıldı, iki kasıldı, durdu. Bir kasıldı, iki kasıldı, üç kasıldı, dört. Artık senkron bir şekilde kasılmaya başladığını net bir şekilde görüyoruz. Bazal gücü çok kuvvetli. Buradan hissedebiliyorum. Birazdan çok iyi kasılacak. Evet, artık kalp akciğer makinesini durdurduk. Dolayısıyla makinede geri kalan son miktardaki kanı da hastaya vereceğiz. Sistemi boşaltmamız gerekiyor. Hastanın herhangi bir şey boşlukta kalmaması lazım. Ondan sonra dolayısıyla burada kasık bölgesinde öncelikle toplar damar içerisindeki kanülümüzü çıkartıyoruz. Ve o kanül çıktı. Sırada atar damar kanülümüz olacak. Ancak protamin başladık mı? Başladım. Başlıyorum yavaş. Evet, protaminle başlayalım. Protamin, kanı sulandırdığımız heparin denilen bir ajan var. Bu ajanın geri dönüştürülmesi. Yani kanı sulandırıyoruz kalp ameliyatı yapabilmek için ve bu yapay makinede dolaştırabilmek için, ama sonrasında kanın pıhtılaşma noktasına geri dönmesi gerekiyor ki cerrahi kanamalar dursun. Dolayısıyla şimdi protamin başladık. Şimdi kalp çalıştı. Kalp akciğer pompasından ayrıldık. Dolayısıyla akciğer tekrar havalandı. Akciğer artık görmüş olduğunuz gibi tek taraflı söndüğü zaman kalbi görebiliyorduk. Ama artık bu taraf çalıştığında önümüzü kapatmış vaziyette. Ancak akciğeri kenara doğru ayırdığımızda kalbi görüyoruz. Gayet güzel. Herhangi bir problem yok. Ufak tefek kanama odakları olabilir. Bunlar da birazdan hepsi geçecek. Gayet güzel pıhtılaşmanın da başladığını aşağı yukarı görüyoruz burada. Evet, pıhtılaşma başladıktan sonra tekrar kanama kontrolünü yapmak için tek akciğeri söndürdük. Bakın akciğer söndükçe artık tekrar kalbi görebilir noktaya geliyoruz. Ondan sonra buradaki askılarımızla birlikte bakacağız. Damarlarımız gayet iyi yerleşimli. Evet, kanama kontrolünü yapıyoruz.
Göğüs boşluğunun içerisinde ameliyat sonrası birikebilecek olan kanı dışarıya tahliye edebilmek için buradan direnler koyuyoruz. Kalbin ön yüzüne, akciğer boşluğuna ve kalbin arka yüzüne koyuyoruz ki sonrasında içeride biriken kan kalbin çalışmasını engelleyecek noktaya gelmesin diye. Bu ameliyatı gerçekleştirmek için bir alana ihtiyacımız vardı. Bu alanı tabii küçücük bir açıklıktan oluşturmak pek mümkün değil. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse hiçbir şey şu anda gözükmüyor. Ancak bu alanı bize rahat sunabilmesi için çeşitli askılar vardı. Etraftaki dokuları kullanarak belirli alan modifikasyonları yaptığımız. Bunlardan bir kısmını zaten damarları yaptıktan sonra aldık. Ondan sonra şimdi geri kalanlarını almamız gerekiyor. Bunlar bu askı iplerimiz. Ameliyatımız bitti. Şimdi kaburgalarımızı yanaştıracağız. Kaburgaları bu şekilde yanaştırmamız gerekiyor. Kaburgalar açık kaldığında aradaki kas dokuyu kaybettiği için tekrar bir araya gelmesi oldukça güç. Dolayısıyla onu tekrar kontrol altına almak için bir göğüs boşluğunu güzel aspir edelim. Sonrasında bunu gevşetiyoruz. Önce tek tarafını. Dışarıya alıyoruz. Sonrasında bu tarafını alıyoruz. Ve kanama kontrolümüzü cilt altında yapıyoruz. Gaz alalım. Tamam. Kas tabakamızı yan yana getireceğiz. Bir kas dikişi alabilir miyiz? Evet, hastamızın ameliyatı bitti. Minimal invaziv yani küçük kesiyle 3 damar bypass ameliyatı gerçekleştirdik. Tabii ameliyat öncesinde şah damarını da ameliyat etmemiz gerekiyordu. Çünkü ateroskleroz yaygın bir hastalık. Sadece bu bölgelerde değil, vücudun her bölgesinde olabilir. Başarıyla sonuçlanan bir ameliyatta artık hastamızın kalbi de gayet iyi çalışıyor. Sağlıkla kalın.